Bir mürşid-i tabi olmanın açılımı nedir? Bir mürşid-i tabi olmak kişiyi ondan şefaat beklemek gibi bir duruma düşürür mü? Ona şefaat beklemek gibi bir duruma düşürür mü? Tabi olmayı biraz önce söyledim. Ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum. Bunun kazandığını kazanmak istiyorum. Evet. Tek kelimeyle bu kadar basittir. Yoksa ona tabi olurum bana şefaat eder beni kurtarır beni cebinde taşır demek küfürdür şirktir Allah'a şirktir şefaat var mıdır elbette ki vardır Allah buyuruyor O gün kıyamet günü hiç kimse şefaat edemez Allah'ın Rahman'ın izin verdikleri müstesna Allah demeli Rahman dedi. Rahman'ın izin verdikleri müstesna. Yani Allah o şefaat edecek olanları rahmetine vesile eder. Rahmetine vesile eder. Çünkü onlara onları dünyadayken de rahmete vesile etmişti. Ahirette o rahmete vesile olma devam ediyor. Şefaat şef çift demek. Çift iki türlü. Şef aynı zamanda şifa demektir. Yani iki dünyada şifa olmak. Nasıl? Dünyadayken eğer biri birini Allah'a davet ettiyse, Allah'ın ayetlerini ona okuyup anlattıysa, Kur'an'ı öğrettiyse, gönlünden ona muhabbet verdiyse, iman verdiyse, hidayete vesile olduysa, o da ona tabi olup onu kazanmaya çalıştıysa, ama ömrü vefat et, vefa etmedi. Kazanması gerekeni kazanmadı. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onlarla beraber olmayı hak edemedi. Evet, kıyamet günü şefaati Allah okula verir. Dünyada kendi yardım ettin. Onu taşımaya çalıştın. O da sana uymaya çalıştı. Beraber olmaya çalıştınız. Beraber kul olmaya çalıştınız. Ama eksik kaldı. Şuur'ü tamamla deyip ona şeref verir. Şefaat böyledir. Yoksa böyle istediğine şefaat eder, istediğini cebine koyar taşır. Bu yanlış bir şeydi. Bununla beraber şefaatin olabilmesi için onun mümin olması gerekir. Yani son nefeste iman ile ölmüş olması gerekir. Dolayısıyla evet, bu şefaati yoksa cehennemden kurtarmak olarak anlamak ya da imanı kurtarmak olarak anlamak Evet, yanlış bir şeydir. Evet, hesap yerindeki evet, şefaattir. Sevabı az gelmiş olabilir. Evet, bu şefaati yapan Allah'tır. Sadece Rahman izin veriyor. O kuluna evet, rahmet edecek. Onu bir vesileyle yapıyor. Dünyada bir dünyadayken bir vesileyle yapmıştı. O vesileyle aynen yapmaya devam eder. Eğer baba evladına bunu öğretmişse, davet etmişse, beraber yürümüşse, baba evlatına şefaat eder. Evlat babasına öğretmişse, bu durumda evlat babasına şefaat eder. Kim, kime, kimi Allah'a davet etmişse, beraber yürütmüşse onu, o kul olma yolunda yardım etmişse, evet, şefaat edecek olan da budur. Yalnız son nefeste imanla evet, gitme şartıyla orada da o şefaat devam eder. Yoksa cehennemden kurtaramaz. Sırattan cebine koyup taşıyamaz. O mizan yerinde ona yardım edemez. Nerede, ne zaman eksiği varsa Allah o Rahman, o rahmet etme iznini ona verir. Hadi bu şerefi sana verdim dünyadayken. Sen bu şerefe layık oldun, ben de burada bu şerefi sana veriyorum deyip hidayete vesile olana, kulluğa vesile olana, imana vesile olana evet, bu hakkı böyle verir.